zuhru ahir meselesi sonradan alimlerimizin ihtiyaten, yani her ihtimale binaen olmasında fayda vardır diye kılınmasını tavsiye ettikleri bir namaz. Nedir zuhru ahir namazı? Evet hocam, zuhri ahir kelimesi ne anlama geliyor? İlk önce bunu... Zuhur Arapça'da öğle demek. Evet. Öğle namazı için kullanılan bir ifade. Zuhru ahir son öğle demek. Şundan dolayı böyle bir namazın kılınması ihtiyacı ortaya çıkmış. Biliyorsunuz cuma günü cuma namazını öğle namazı vaktinde kılıyoruz. Kıldığımız cuma namazı öğle namazının yerine geçiyor. Evet. Binaenaleyh şartlarına uygun olarak eda edilen, yerine getirilen bir cuma namazı öğle namazını düşürmüş oluyor. Evet. Hatta biliyorsunuz cuma namazı erkeklere farz olan bir namaz. Kadınlar bir şekilde cuma namazına gelmiş olsalar, cuma namazını kıldıklarında o günün öğle namazı onların üzerinden sakıt olur, düşer. Yani o gün öğle namazını bir daha kılmaya mecbur değillerdir. Kılmazlar o günün öğle namazını. Çünkü cuma namazını kılmışlardır. Cuma namazı eğer şartlarına uygun olarak kılınmış ise öğle namazı da kılınmış demektir. Evet. Dikkat ederseniz üstüne basa basa şartlarına uygun olarak kırılan cuma namazından bahsediyoruz. Nedir cuma namazının şartları? Öncelikle cuma namazı adı üstünde cemaatle kılınması gereken bir namazdır. Evet. Yani cumanın geçerli olabilmesi için cemaat olmalı. Cemaat nedir? Bazı mezheplerde 40 kişiden aşağı olmaması lazım cuma kılınacak olan cemaatin. Bazıları 3 kişi yeter demişler. Binaenaleyh eğer bir köyde, bir mezrada cuma namazı kılınıyor ise, işte imam efendi var, bir de müezzin efendi var. En az 3 kişi bulunması lazım diyene göre, burada cumanın şartları oluşmuş değildir. Bazıları 40 diyor, buna göre 29 kişi olsa, 35 kişi olsa yine cumanın... Biraz açabilir miyiz? Yani mezhepleri söyleyelim ki hani dinleyenlerimizin aklında bir soru işareti kalmasın. Şu açıdan söylemek istiyorum. Bu zuhru ahir meselesi sadece bizim memleketimize ait, bizim Türkiye coğrafyamızda kılınan bir namaz değil. Mısır'da da, Şam'da da, farklı bölgelerde de bu namaz kılına gelmiş. Evet, son dönemlerde bir takım sesler işin mahiyetini bilemediklerinden dolayı itiraz etmekteler. Şimdi mesela cuma namazının kılınabilmesi için mezhep dediniz, mezhep söyleyelim. Hanefilerde namazın şehirde kılınması gerekir. Köyde, mezrada namaz olmaz. Peki şehir olmanın ölçüsü nedir? Yani bugün mesela bir takım düzenlemeler yapılıyor. Deniyor ki işte nüfusu 2000 kişiden aşağı olan yerler artık şu statüden çıkacak vesaire filan. Acaba şehir olmanın standardı, kriteri nüfus mudur? İslam hukuku açısından şehir olmanın kriteri orada yargı teşkilatının bulunmasıdır. Eğer bir yerde yargı teşkilatı varsa orası şehirdir. Hatta Osmanlı'da birçok Arap ülkesinde de öyledir. İlçelere kaza derler. Ne demek kaza? Kadının bulunduğu yer. Yani kadının, evet,
hakimin, yargıcın, adliye teşkilatının bulunduğu yer demektir. Evet. Bir yerin şehir olabilmesi için, kaza olabilmesi için orada adliye teşkilatının bulunması gerekir. Binaenaleyh adliye teşkilatı bulunmayan bir yerde cuma namazı kılınmaz. Cuma namazı İslam dininin bir vecibesi olduğuna göre söz konusu adliye teşkilatı da İslam şeriatını tatbik etmek üzere var olan bir adliye teşkilatı olmak durumundadır. Binaenaleyh eğer İslam hukukunun mer'i olmadığı bir alandan bahsediyor isek, buraya şehir denmez. Şehir denmediği için de burada cuma namazı şartlarına uygun olarak kılınmış olmaz. Öyle mi efendim? Evet. İkinci bir önemli noktada, cuma bir şehirde bir yerde kılınır. Adım başı mahalle mescitlerinde cuma kılınmaz. Evet. Onun için yine Osmanlı medeniyetimizden aldığımız, tevarüs ettiğimiz kavramlardan bir tanesi cuma camisi kavramıdır. Evet. Yani mahalle camileri vardır. Bu mahalle camilerinde 5 vakit günlük namazlar kılınır. Bir de cuma camileri vardır. Burada cuma namazı ekstra olarak eda edilir. Şehrin merkezinde Ulu Cami denilen, Büyük Cami denilen bir camidir burası. Burası bütün mahalle camilerinden herkesin geldiği ve cuma namazını toplu olarak eda ettikleri bir yerdir. Bugün için düşündüğümüzde cuma namazını kılabileceğimiz böyle büyük camilerin, büyük şehirler bazında düşündüğümüzde maalesef olmadığını görüyoruz. Bugün uygulanamaz mı bu? Çok rahat uygulanabilir. İşte İstanbul'umuz açısından Avrupa yakasında olan Müslümanların Zeytinburnu, Yenikapı miting meydanında cuma namazını kılmaları, efendim Anadolu yakasında olanların da sahilde Maltepe meydanında cuma namazını tek bir cemaatle kılmaları mümkündür. Ama hocam bu büyük bir izdihama ve yollarda olsun veyahut da o alanda yol açmaz mı? Cuma günü tatildir. Cuma bir bayramdır Müslümanlar için. O bayram hengamında, o tatil hengamında, yani olması gerekenden bahsediyoruz. Osmanlı'daki uygulamasından bahsediyoruz. Kaldı ki Osmanlı'da da tek bir yerde mi kılınmış? Hayır. Sultanahmet'te de kılınmış, Süleymaniye'de de kılınmış. Hayır. Efendim hemen Sultanahmet'in bitişiğinde Ayasofya'da da kılınmış. İşte bundan dolayı alimlerimiz demişler ki cumanın şartlarını yerine getirmede problemlerimiz var. Nedir o? Cuma bir şehirde tek camide kılınacaktı ama biz hem Sultanahmet'te hem Ayasofya'da hem Nuru Osmaniye'de hem Süleymaniye'de efendim işte bir 10 kilometre karelik alanın içerisinde 10 tane camide bu cumayı kılıyoruz. Yani memleketimiz mevsim şartları itibariyle de işte 6-7 ay yağmurun, karın olduğu bir mevsim. Öyle yağmursuz, kurak bir yer olsa büyük alanlarda rahat bir şekilde namazgah olarak seçilmiş olan yerlerde kılınabilir. Ama ister istemez işte 1 milyon kişinin Yenikapı Meydanı'na toplandığını düşünün bu kışta kıyamette. Dediğiniz gibi nasıl namaz kılacaklar vesaire filan. Olmayacak şey değil de ama maalesef olamıyor. Peki bu durumda ayrı ayrı yerlerde birden fazla cuma kılındığına göre bir şehirde
hangisinin cuma namazı geçerli olacak? Namaza ilk başlayanın, iftitah tekbirini ilk alan cemaatin mi? Yoksa selamı ilk veren cemaatin mi? Hangisinin cuma namazı geçerli olmuş olacak? Bu da tabii bir tartışma konusu olmuş. Buralardan hareketle, yani birçok daha şartları var tabii cumanın geçerli olabilmesi için. Buradaki eksiklerimize bakarak alimlerimizden şöyle bir ihtiyat çözümü gelmiş. Biz öğle namazını da ihtiyaten kılalım. Peki nasıl kılacağız? Cuma namazını kıldıksa öğle namazı üzerimizden düştü. Bir daha öğle namazını nasıl kılacağız? Burada demişler ki zuhru ahir kılalım. Zuhru ahirin özel bir niyeti var Basri Hocam. Bu niyet onu çok ayrıcalıklı hale getiriyor. Biliyorsunuz namazda, ibadette niyet çok önemlidir. Niyet kesin karar ifade eder. Yani ihtiyatlı bir niyet olmaz. Öyleyse öyle olsun, böyleyse böyle olsun diye bir niyet olmaz. Niyette ne yaptığımızı çok net bir şekilde bilmemiz lazım gelir. Peki nasıl niyet ediyoruz hocam? O açıdan bu zuhru ahire niyetin çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bakın niyette şöyle diyoruz. Vaktine ermiş olduğum halde, yani vakti girmiş olduğu halde, üzerimden henüz sakıt olmamış, düşmemiş olan en son ki öğle namazının farzını kılmaya niyet ettim. Şimdi ifadeleri teker teker açayım. Vakti girmiş olduğu halde derken, yani öğle namazının vakti girmiş ve ben cuma namazını da kılmışım. Tamam. Henüz üzerimden düşmemiş. Ne demek? Eğer o günün kıldığım cuma namazı öğle namazı farziyetini üzerimden düşürmüşse o günün öğle namazından bahsetmiyorum. Geçmişte kılamadığım, üzerime borç kalmış olan bir öğle namazından bahsediyorum. Eğer o günkü kıldığım cuma namazı şartlar tutmadığı için öğle namazını üzerimden düşürmemiş ise, ki birazdan ona da misal vereceğim, o zaman o günün öğle namazı yerine geçiyor. Çünkü diyorum ki vakti girmiş, öğle namazının vakti girmiş. Henüz üzerimden sakıt olmamış. Kılarsam düşecek ama kılmadığım için düşmemiş. Cuma namazı kılmışım ama o cuma namazı da öğleyi üzerimden düşürmemiş. En sonki öğle namazını kılmaya niyet ettim diyorum. Eğer burada ihtimal olan şu, o cuma namazı kabul olmuşsa benim kıldığım bu namaz önceden kılmadığım en sonki öğle namazının yerine geçer. Evet. Ama benim bütün öğle namazlarım kılınmış bundan önce, hepsi tamam, o zaman nafile yerine geçer. Evet. İşte buna binaen de 3. ve 4. rekatta Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okuyoruz. Niye? Çünkü 4 rekatlık bir namazın ilk 2 rekatında Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okuruz. 3. ve 4. rekatında sadece Fatiha'yı okuruz. Zamm-ı Sure'yi okursak ne olur? Bir şey olmaz. Namaza bir sakatlık gelmez. Namaza bir kerahet bulaşmaz. Binaenaleyh olay ya, bütün öğle namazlarımız tamam. Bu namazımız nafile yerine geçecek. Nafile de eksik olmasın diye biz burada 3. ve 4. rekatta Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure'yi de okuyuveriyoruz. Hocam burada akla şöyle bir soru geliyor. Bu zühr-i ahir meselesi ilk defa hangi devirde ortaya çıkmış? Yani bunun böyle kılınabileceği hangi devirde acaba? Net olarak söyleyemeyeceğim ama bu Osmanlı'dan da önce Hicri
3. asırda ortaya çıkmış, 4. asırda ortaya çıkmış bir mesele. Yani günümüzle alakalı bir mesele değil bu. Çünkü o gün tartışmaları başlamış bunun. Yani cuma şehirde bir yerde kılınacak ama Müslümanların sayısı arttı, kalabalık hale geldiler. Bugünkü gibi tabii nakil vasıtaları da çok yok. Ama burada şu da teşvik ediliyor tabii. Yani bizim hikmetine ulaşabildiğimiz, ulaşamadığımız birçok şey var. Müslümanlara yargı teşkilatının olduğu yerlerde yaşamayı tavsiye ediyor bu uygulamalar. Onun için bizde kaza dediğimiz ilçe merkezlerinin merkezinde cami vardır. Caminin etrafında şehirleşme teşekkül etmektedir. Mesela Küfe şehri Hulefai Raşid'in döneminde oluşturulmuştur. Cami merkezli oluşturulmuştur ve camiyi paralel bir şekilde çevreleyen, daireleyen şehirleşme söz konusudur. Böyle olmakla beraber cami, cuma namazı kılınan merkez etrafında yerleşimin temini düşüncesi hakim olmuş. Mesela mezrada 3 kişi, 5 kişi cuma namazı kılacak olsa bunların orada zuhru ahir kılmaları daha pekişmiş olur. Çünkü orada hakikaten cumanın cami olma, cem edici olma şartı zarar görmüştür. İşte Allah muhafaza etsin, 5-10 tane Müslüman hapiste yatıyorlar. Hapiste cuma namazı kılınır mı? Kılınmaz. Çünkü cuma namazı kılınacak yerin herkese açık bir yer olması lazım. Bir de hür olmaları gerekiyor. Yani hürriyet, kölelik meselesi ayrı bir mesele tabii. Hapiste olmak hürriyete engel bir durum değil. Bir cezasını çekiyordur adam. Ama hapiste cuma şartları teşekkül etmiyor. Çünkü namaz kılınacak yer herkese açık bir yer olmalı. Bir kişilerin mülkü izinle girilen, kimlik kontrolüyle girilen bir yerde cuma namazı olmaz. Böyle bir yerde cuma namazı kılacak olsalar muhakkak öğle namazını kılmaları gerekir. Evet. Binaenaleyh bizim ne kadar cuma namazının şartlarına riayet ederek cumayı kıldığımız problemli hale gelirse o kadar zuhru ahir namazını kılmamız daha uygun hale gelir. Peki şunu sorabilirsiniz. Zuhru ahir kılmak sünnet midir? Farz mıdır, vacip midir? Hayır, ne sünnettir, ne farzdır, ne vaciptir. Sünnet değildir çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz döneminde böyle bir uygulama yok. Evet. Ama eğer cumamız olmamışsa o zaman zuhru ahiri kılmamız farz hale gelir. Kılıp kılmadığımızı, kabul olup olmadığını bilmediğimiz bir durumda bunu ihtiyaten kılarız. Kılmak bize bir şey kaybettirmez. Aksine bilinçli bir şekilde kılmamız cumanın şartlarına dair de daha ilgili olmamızı gerektirir. Bakın cuma namazı deyip geçmeyin. Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam namıyla bilinen o kahraman imamımız cuma namazı için toplanmış olan cemaate ne diyor? Şu kalede Fransız bayrağı dalgalandığı sürece burada cuma namazı kılamazsınız diyor. Ve bundan dolayı bir kıyam hareketi başlıyor. Peki şöyle bir soruyu gündeme getirelim. Madem cuma namazı bugün birçok yönüyle eksik ve gedik barındırıyor, o zaman kılmayalım. Nitekim memleketimizde cuma kılmayan bir takım gruplar da vardı. Evet. Hayır. Cuma namazını kılacağız. Çünkü cuma namazı her ne olursa olsun bir araya geldiğimiz, buluştuğumuz, birleştiğimiz
bir namazımız. Geleceğiz bir araya, cumamızı kılacağız. Cumada almamız gereken kararları alacağız ve ihtiyaten de bu zuhru ahir namazını kılacağız. Ama kılmıyor bir takımları, kılmayanlara da bir şey demeyeceğiz. Yani o, onların kendi dünyalarıyla alakalı bir mesele. Muhterem hocam, burada şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Yani bu durumda zuhri ahiri yani mutlaka kılmamız gibi bir netice de sanki ortaya çıktı. Yani İslam hukukunun mer'i olmadığı bir yerde cuma namazı kılmak farz değilse o zaman öğlen namazı üzerimize farz olmuş oluyor. Sadece bu açıdan değerlendirmiyoruz. Bakarsanız yani imamlarımızın, mezheplerin teşekkül döneminde de birden fazla yerde cuma namazı kılındığı için cuma namazının da bir yerde kılınması gerektiği için mesela cuma namazını Emirül Müminin kıldıracak. Ebu Mübarek Emirül Müminin'den bir tane var. Tamam, onun olduğu cuma namazı geçerli. Diğer taraftaki cuma namazları ne olacak? Gibi. Yani birçok sorular gündeme gelmiş ve bundan sebep de kılmışlar. Binaenaleyh onlar cuma namazını şartlar tam olarak tutmuyor diye terk etmedikleri gibi biz de terk etmeyeceğiz. Şartlar tutmuyorsa da tutmuyor, cuma namazını kılacağız. Nitekim bu şartlar tabii mezhepler arasında ihtilaflı meseleler. Mesela Maliki mezhebi hutbenin Arapça okunmasını şart koşar. Cuma'nın sahih olabilmesi için. Arapça okunmuyor diye ki Osmanlı'da Arapça okunmuştur hutbeler hep. Tabii Cuma'dan önce vaazlar Türkçe verilmiştir. Hutbeler Arapça okunmuştur. Mamafi bugün de hutbenin bir kısmı Arapça olarak okunmaktadır. Burada şartlar birine göre tutuyor, öbürüne göre tutmuyor. Birinin şart dediğine öbürü şart demiyor vesaire filan. Ama cuma namazı diye bir namaz var. Kur'an-ı Kerim cuma ezanı okunduğunda işinizi gücünüzü bırakın namaza gidin diyor. Evet. Binaenaleyh bu mutlak emirden sebep cuma namazı için ezan okunduğunda işimizi gücümüzü bırakıp camiye gitmemiz farz. Cuma'ya gitmemiz farz. Cuma'yı kıldık ama sözünü ettiğimiz bir takım endişelerimiz, tereddütlerimiz var. Bunlardan dolayı da zuhru ahir namazını kılıyoruz. Ha biri diyor ki kardeşim ben mutmain oldum. Bu cuma öğle namazını yerine geçer. Zuhru ahiri kılmıyorum. Ne güzel. Ne güzel. Mutmain olmuş. Ben mutmain olamadım, kılıyorum. Bana da kimsenin bir şey demeye hakkı yok. Evet. Allah namazlarımızı kabul eylesin.